Hadiseler konuşalım diyorum Müge'ciğim. Hadi diğer konuya geçelim. Evet, Hadise boşandı biliyorsun. 4,5 ay evli kaldı eşi Mehmet Dinçerler'den. Çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bunlardan bir tanesi öncelikle Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye taktığı yüzüğü istemesi, annesinin Hadise'ye taktığı pırlanta seti istemesi, boşanırken yani ayrılırken evden alıp götürdüğü robot süpürge ve gümüş tepsi, tüm bu iddialar havada uçuşurken arkadaşlarımız Mehmet Dinçerler'i gördüler. Bu soruları sormak istediler fakat Mehmet Dinçerler'in tepkisine bakın. Olaylı boşanma davasının ardından Mehmet Dinçerler ilk kez görüntülendi. Mehmet Bey, iyi akşamlar. Hadiseden ayrılırken mücevherleri geri alamayan Dinçerler evden robot süpürgeyi mi aldı? Evden ayrıldıktan sonra da robot süpürgenizle... Hadiseyle Mehmet Dinçerler'in 4,5 aylık evlilikleri geçtiğimiz cuma günü tek celsede sonlanmıştı. Boşanmanın gerçekleştiğini Hadise'nin avukatı Hakan Öncel böyle duyurmuştu. Müvekkilim Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasında biraz önce boşanma kararı verilmiştir. 4,5 aylık evlilik 15 dakikalık mahkemeyle bitti. Hadise'nin şahidi olan asistanı Şükran Kaya, eşinin kıyafetlerine karışma nedeniyle Hadise sahneye ağlayarak çıkıyordu dedi. Takılan takılar ve 3 milyonluk yüzük boşanma davası sonrası Hadise'de kaldı. Mehmet Dinçerler'se takıları alamayınca iddiaya göre robot süpürgeyi aldı. Boşanmadan önce Mehmet Dinçerler'e Riva'da birlikte yaşadıkları evden eşyalarını alabileceği haberini yollayan Hadise eve geri döndüğünde büyük şok yaşadı. Mehmet Dinçerler evdeki eşyalarını toplarken robot süpürgeyi ve Hadise'yi isteme törenindeki gümüş tepsiyi de yanında götürdü. Bunu öğrenince şaşkınlıktan ağzı açık kalan Hadise, ikinci şokuysa ev sahibi İbrahim Çelikkol'la yaptığı görüşme sonrası yaşadı. 150 bin liralık depozito buhar olup uçtu. Aşk demek, emek demek. Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendiklerinde İbrahim Çelikkol'un Riva'daki evini aylık 50 bin lira karşılığında kiralamıştı. Mehmet Dinçerler Hadise'ye evin 1 yıllık kirasını ve 150 bin liralık depozitoyu yatırdığını söylemişti. İddiaya göre boşanma sırasında ortaya çıktı ki Mehmet Dinçerler 1 yıllık değil 6 aylık kirayı ödemiş. 150 bin liralık depozitoysa hiç yatırmamıştı. Ev sahibi İbrahim Çelikkol Hadise'ye bu konuda açık çek verdi ve para önemli değil, istediğin kadar otur dedi. İşte yaşanan bunca hengamenin ve olaylı geçen boşanma davasının ardından Mehmet Dinçerler ilk kez görüntülendi. Bebek'te arkadaşlarıyla yemek yiyen Dinçerler magazin kameralarını görünce ifadesiz bir tavır takındı. İyi akşamlar. Hadise Hanım'la da ayrılık sonrası biraz konuşalım mı Mehmet Bey? Neler söylemek istersiniz? Çok spekülasyonlar dolaştı. Neler söylemek istersiniz? Evden ayrıldıktan sonra da robot süpürgenizle... Ne abi? Hep tabi hediyorsun Murat abi. Mehmet Bey. Herkesin merak ettiği şey aynıydı. Biten evliliğin ardından Hadise'den takıları geri alamayan Mehmet Dinçerler neden evden robot süpürgeyi alıp çıktı? Muhabir arkadaşlarımız tabii ki bu soruyu sordu. Mehmet Dinçerler ise siyah camlı arabasına kendini zor attı. Evden ayrıldıktan sonra da robot süpürgeniz ve gümüş tepsinizi aldığını söyleniyor. İddialar var. Neler söylemek istersiniz? Ama bu işler sana özellikle şunu çok merak ediyoruz. Mehmet Dinçerler Hadise'yle yaşadığı evden ayrılırken iki şey alıyor. Arkadaşlar kulaklık. Bir tanesi robot süpürge, diğeri kız isteme merasiminde kullanılan tepsi. Ne alaka o ikisi? Yani şeyi çok biz çözemedik. Aslında yani o iki nesnenin ne olduğu önemli değil de her şeyin bu kadar dökülmesi değil evet. mi? Bu kadar çok konuşuluyor olması çok üzücü. 4,5 ay çok kısa bir süre. İlişkiler zaten o kadar hızlı tüketiliyor ki böyle ben bunu şeye benzetiyorum biraz. Instagram'da birbirimizi takip ediyoruz. Ufacık bir bozulmada çıkartıveriyoruz. Evet. Gerçek ilişkilerde de öyle. Seni beğendim, beğenmedim. Seni arkadaş yaptım,
çıkarttım arkadaşlıktan. Oysa biz gerçek insanlarız. Yani dijital rakamlar değiliz, sayılardan ibaret değiliz. Evlendiğimiz insanlar ya da ilişkiyi uzun soluklu başladığımız ilişkilerde bu kadar hızlı karar vermek, bu kadar hızlı hareket etmek belki de birazcık sosyal medyanın da mı etkisi acaba? Yani normal hayatımızı da sosyal medyadaki gibi... Biraz alabilir miyiz arkadaşlar? Ben duymakta zorlanıyorum. Evet. Yani acaba diyorum normal hayatımızı da sosyal medyadaki gibi mi yaşamaya başladık? Hani arkadaş çıkarır ekler gibi. Gerçekten öyle oldu biliyor musun? Bak son buna benzer bir ayrılık. Tuğçe Tayfur'la, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'la evet. Sevgilisi Burak Kalfa. Ayrıldılar, barıştılar. Nişanlandılar, yine ayrıldılar, yine barıştılar. Sebep neymiş ayrılık sebebi? Görüntülü aramış, o onu açmamış. Bunun üzerine ilk iş takipten çıkıyorlar birbirlerini, sonra fotoğrafları siliyorlar. İşte çok kolaylaştı. Evet. Bir de şöyle bir şey var işte bu kadar mal mülke dönüşmesi, dökülmesi sonrasında. Bazen şunu düşünüyorum hani eskiden nesneler, bu objeler, satın alınan şeyler bunlar kullanılmak içinmiş. İnsanlar sevilmek içinmiş. Şimdi tam tersi oldu. Evet. İnsanlar kullanılıyor gerçekten. Evet. Ve nesneler seviliyor, objeler seviliyor. Evet. İşte takılar seviliyor. Cep telefonlar seviliyor. Hatta ya bir şey okudum geçenlerde tüylerim diken diken oldu. Bir öğrenci ne olmak istersin diye sormuş öğretmeni öğrenciye. Çocuğa küçük böyle 7-8 yaşlarında. Demiş ki annemin büyüyünce annemin telefonu, babamın televizyonu olmak istiyorum. Aa, öğretmen demiş ki mı? Neden? Çünkü annem dört gözle telefonuyla oynuyor. Onunla ilgileniyor. Babam dört gözle dizisini bekliyor. Ha. Beni değil aa, yani. Kimse ilgilenmiyor evet, benimle diyor. Yani ben o yüzden büyüyünce annemin telefonu ve babamın televizyonu olmak istiyorum diyor çocuk. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok da yaratıcı bir kızsın. Bunun üzerine bile bir şarkı sözü yazarsın. Annemin cep telefonu, babamın televizyonu olmak ya, istiyorum. Gerçekten öyle. Sözlerin bittiği yeri yazdım. Evet, bu arada yeni bir şarkısı da bugün hazır. Bize birazdan mırıldanacak ama şu programın sonuna kadar okuyacağımız tüm haberlerin özeti galiba şarkı sözünde var. Evet, sözlerin bittiği yere geliyoruz. Belki bizim maalesef. Magazin turundan da sana bir şarkı sözü, bir hikaye çıkabilir. Hayat zaten magazin birlikte çıkmaz izleyip, ara ara yorumlayalım. Aynen. Tamam. Kim nerede ne yapıyor bakalım. Bu alem adamı yutar anında, dünya dönüyor bunun etrafında. Magazin turu başlıyor. Magazin ve müzik dünyasının isimleri Altın Melek ödül töreninde buluştu. Yeliz Yeşilmen dansçı kızlarla Fıstık Çıkı Çıkı şarkısını seslendirdi.